Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe birlikteyiz. Buna son dakika haberlerinin yer aldığı bir akça aç bülteni diyelim mi? Bugün 9 Aralık 2020 ve bugün pandemide tarihi bir gün. Kanada'da pandemi adına tarihi bir gün olarak kayda geçti. Şimdi bu sabah Kanada Sağlık Kurumu, Health Canada, ilk aşısının onayını verdi COVID-19 için. Pfizer BioNTech ortaklığıyla geliştirilen COVID-19 aşısı bu sabah itibarıyla artık Kanada tarafından onaylanan ve kullanıma hazır bir aşı haline geldi. Bu konuda dünyada yarış var. Yani herkesin gözü üzerinde, Kanadalıların da ayrıca zaten gözü üzerindeydi derken şunu söyleyelim. Kanada dünya üzerinde İngiltere ve Bahreyn'in ardından bu aşıyı onaylayan üçüncü ülke oldu. Ya bu tartışma önemli aslında. Çünkü Kanada ben yavaş yavaş gideceğim. Çok güvenli hareket edeceğim diyordu. Önemli olan aşıyı ilk yapmak, ilk uygulamak değil, e, bitiş çizgisini birlikte güvenle görebilmek diyordu. Ama sonra bir takım tepkiler, özellikle iç politika hamleleriyle bu süreç o kadar hızlandı ki bir anda bir hafta içinde bu noktaya geldik. Health Kanada, yani Kanada Sağlık Kurumu e, bu aşının COVID-19, Pfizer, BioNTech ortaklığının e, COVID-19 aşısının klinik deneylerinin verilerini iki aydır inceliyordu. İşte bugün ben bu incelemeyi tamamladım ve bu aşı Kanadalılar için etkili ve güvenlidir ve 16 yaş üstündekilerin kullanımı için 16 yaş üstündekilerin kullanımına onayını veriyorum diyerek damgayı vurdu. Bu önemli çünkü zaten dağıtımının hazırlıkları başlamıştı bile bu aşının hatırlıyorsunuz bir son dakika, dakika haberiyle Başbakan Justin Trudeau'nun açıklamalarını aktarmıştım sizlere 249 bin aşının hızla Kanada'ya gelebilmesi için hazırlığını yaptığını söylemişti Trudeau ve bunun için artık bir aşı timi var biliyorsunuz aşı gücü var. O, o gücün başında da eski Irak NATO kuvvetlerinin komutanı tüm general Forten var. İşte 249 bin aşının böylece yeşil ışığı da yanmış oldu. Aşılar geliyor. Nereye geliyor? Daha önce de söylemiştim. 14 merkez var. O 14 merkezde Kanada genelinde şu anda ee, dağıtılacak. Şimdi ben biraz adım adım notlarım çok fazla biliyorsunuz çok da heyecanlı anlatıyorum ama e, sakin sakin gitmek istiyorum. E, şimdi yüzde bu aşının onayıyla ilk, ilgili önce bazı detayları vereyim. Kanada Sağlık Kurumu diyor ki bu aşı yüzde 95 oranda etkilidir bunun için onayımı veriyorum diyor. Ben fayda ve risk değerlendirmesini tamamladım kendi adıma diyor. E, bu arada İngiltere ve Bahreyn demiştim ya Amerika nerede diyeceksiniz en çok tantana oradan yükselmişti Kanada için de tantana oradan yükselmişti Amerika alacak aşıları yapacak biz olamayacak mıyız diye işte Amerika Birleşik Devletleri kararını daha yarın açıklayacak onayını aşıyla ilgili. Şimdi Kanada'nın en yüksek sağlık yetkilisi biliyorsunuz Doktor Tem onun ardında da yardımcısı Doktor Howard Nijau var onun bugün yaptığı açıklamayı birebir aktarayım. Yıl bitimine kadar işte bu 249 binlik aşı elimize gelmiş olacak. 2021'in ilk üç ayında da 6 milyon dozu almış olacağız. Her şey çok hızlı gelişiyor dedi Doktor Nijo kendisi zaten ve bu aşılar. Öncelikli olarak uzun dönem bakım evleri ve huzur evlerinde yaşayanlara ve ardından onların bakımı ve sağlığından sorumlu olanlara Ardından yaşı 80'in üzerinde olan herkese ve hastane sağlık çalışanlarına verilecek böyle bir düzenleme var. Fakat burada şu önemli kendi eyaletleri içerisindeki dağıtımdan aslında eyaletler sorumlu olacak. 14 merkez demiştim ya onlar hemen hemen netleşti. Şöyle ki Ontario, Alberta, Quebec ve British Columbia'da ikişer merkez olacak. Onun dışındaki altı eyalette ise bir merkez olacak. Şu anda territories denen uzak e, topraklar var ya Kanada'nın eyaletler haricindeki toprakları onları aşı ulaştırılamayacak. Bu iş par, iç partiden ilk partiden aşı ulaştırılamayacak. E, çünkü orada depolama sorunu hani bu aşının eksi 60 ile eksi 80 derece aralarda depolanması gerekiyor ya işte o henüz çözülebilmiş değil territories yani o e, topraklarda. Şimdi e, bu Kanada'nın açıklamasında e, bir takım sağlık şeylerini sizi de sizinle paylaşmak istiyorum. 43 bin katılımcı ile gerçekleştirilen bir klinik deneyden bahsediyoruz. Bu zamana kadar yapılan en büyük katılımlı deneyler olmuş aslında bu. Ve aşının etkisinin yaş, cinsiyet, ırk ve e, etnik köken açısından eşit olduğunu saptamış Kanada Sağlık Kurumu. İşte bu bilgiler bu saptamaların üzerinden ben bu odayı verdim diyor. Bu aşı RNA teknolojisi kullanıyor. M küçük harfli RNA, mRNA denen bir teknoloji. Hastalıkla savaşan proteinlerin doğrudan hücrelere enjekte edildiği bir yöntem bu. Belki bu anlamda bilebilirsiniz. İşte bu teknoloji 65 yaş üstünde 94.7 etkili olmuş. Kanada Sağlık Kurumu da bunu göz önüne almış. Ee, Kanada'da ölümlerin çoğunun 65 yaş üstünde olduğu ve uzun dönem bakım evleri huzur evlerinde olduğunu zaten göz önüne alırsak, e, bu bilgiler doğrultusunda onayın ne kadar önemli olduğu ve etkinin de ne kadar e, geçerli olduğunu görmek mümkün. Burada önemli bir bilinmeyen var ama. O bilinmeyen de ne biliyor musunuz? Bağışıklığın ne kadar sürece, işte bunu henüz kimse bilmiyor. Bu yüzden de bu her zaman şu aşamadan sonra göz önünde tutulacak ve incelemenin devam ettiği bir şey olacak, gözlenecek. Risk yönetimi özellikle ekipleriyle aşının bağışıklığının ne kadar süreceği gözlemlenecek diyor Kanada Sağlık Kurumu. Ah, Pfizer Kanada'nın başkanı tabii bundan daha büyük bir gurur olamazdı demiş e, tarihi bir gün e, pandemiyle savaşta ve normale dönme yolunda tarihi bir adım attık diye heyecanını dile getiriyor gayet normal. Kanada'da aşı olmayacağını söyleyen ben bu aşıyı olmak için daha uzun süre beklerim diyen Birçok kişi var. Bunlara yönelik de bu ilk çıkan seslere yönelik de Kanada'nın başkanı bizim açımız gerçekten çok güvenli. Bunu zaten yol aldıkça göreceksiniz. Sizleri bu konuda ikna edeceğiz diye görüşünü açıklıyor Kanada kamuoyuna. Kanada Sağlık Kurumu'nun baş Doktor Sharma da bu konuda faydaları risklerinden daha fazla. Tabii ki biz fayda ve risk değerlendirmesini yaptık. Bu aşının faydası riskinden birlikte getirdiği risklerden daha fazla. O yüzden onayımızla birlikte artık aşılamaya başlıyoruz diyor. İgitere dün ilk aşısını yaptı o uluslararası kanallarda tabii ki İngiltere başta ama uluslararası kanallarda da ilk aşısını e, olan e, yaşı ileride sanırım hepsi 65 yaş üstüydü zaten. Onlar arasında röportajlar vardı, haberler vardı, ilgili heyecanlarını izledik ilk aşıyı olanların. E, fakat daha aşılamanın ilk gününde önemli bir şey çıktı ortaya. İki vaka yaşandı. Ciddi alerjik daha önceden geçmişi alerji sorunları olanlarda yan etkiler saptandı. İşte bu yüzden Kanada'da da dedi ki ben İngiltere'deki meslektaşlarımla birlikte bu işi çok sıkı gözlüyorum. Sanırız e, büyük ihtimalle yani şu andaki durum o ki alerjik ciddi alerji sorunları olanların geçmişinde alerjiyle ilgili sıkıntılar bulunanların yani kayıtlarında onlar bu aşıya ...en azından Pfizer aşısı onlar için kullanılabilir olmayacak. Şimdi bu aşı nerede üretiliyor biliyor musunuz? Belçika'nın kuzeyinde küçücük bir köyde. Adı da Purs. İşte bütün bu dünyaya ulaştırılacak olan milyonlarca doz aşı... ...şimdi Pfizer'in bu Belçika'nın kuzeyindeki Purs köyünden çıkıyor. Dünyaya ulaştırılacak diyorum. Belçika'dan çıkıp, bu köyden çıkıp Avrupa Birliği'ne gidiyor. Kanada'ya geliyor... Japonya'ya gidiyor ve büyük ihtimalle işte Amerika Birleşik Devletleri'ne de gelecek diyelim. Bir de tabii İngiltere'ye ulaştı bile. 12 ay içerisinde buradan dağıtılacak. Bu aşının depolanmasındaki işte o eksi 60 eksi 80 derece arasındaki şey önemli. Bu yüzden Kanada'ya gelişinde de bizim buradaki dağıtım timi var ya onun görevi çok mühim. Şöyle yapmışlar. Kanada'dan merkezden üretimden aşılar çıkıyor ve Kanada'da belirlenen bu 14 merkeze birer birer geliyor. Doğrudan o merkezlere geliyor. Yani Kanada'da bir yere gelip şimdiden yayılmıyorlar. O 14 merkez doğrudan Belçika'dan bu aşıları alıyor. E, aşıların e, General Forte'nin söylediklerini hatırlıyorum. Özellikle dün e, aşının çözülmesiyle birlikte donuk halinden çözülmesi ile birlikte kullanıma hazır olması bir ya da iki günü bulabiliyormuş. Bu süre içinde, bu sürede bizim Sağlık çalışanlarımız için zaten hazırlıkları için yeterli bir süredir, ama işte bu süre o uzaktaki topraklara götürmek için önemli bir süre, yeterli de bir süre değil. Bunu çözmeye çalışıyorlar. Bu arada mesela Ontario dağıtım ekibinde hemen böyle arka planda hazırlıkları tamamladı. Onlar da huzur evlerinde, bakım evlerinde olan herkes bu aşıya olmaya gelemeyebilir. İşte orada bizim dağıtım ekibimiz devreye girecek. Biz bu aşıları huzur evlerine, bakım evlerine götüreceğiz. Bunun için hazırlığımızı yapıyoruz dediler. Ee, şimdi bu aşı, Pfizer, BioNTech ortaklığı aşısı hazır. Kanada'da bu kanallardan hızla başlıyor, aşılamalar başlıyor, 16 yaş üstü ve e, için onaylı ama şu anda gördüğümüz zaten 65 yaş üstüyle gidecek. E, sırada Moderna'nın AstraZeneca'nın ve Johnson Johnson'ın aşıları var Kanada'da. Bunlar onay için bekliyorlar. Şu anda onay aşamasındalar Kanada Sağlık Ajansı'nda. bu arada ilgi ha bu arada ama Kanada aslında bunlarla da yetinmedi. Toplam 7 ilaç şirketiyle hani vadede aşılardı, bütün sözleşmelerini yapmıştı. O geniş sözleşmeye baktığınızda biliyor musunuz Kanada tam 418 milyon doz aşı ısmarlamış durumda. Ama deniyor ki hani bu aşılar bozulabilir, istendiği gibi etkili olmayabilirler. Biz yolda kararımızı değiştirebiliriz güvenliği ya da etkisi konusunda. İşte onun için güvenli tarafta olalım dedik diyor. 418 milyon doz aşıdan bahsediyoruz Kanada için. E, sadece Pfizer'in aşısına bakarsak da Kanada toplamda kendi nüfusunu 5 e, kez aşılayacak kadar aşı e, İsmarlamış durumda Pfizer'den. Burada bir ilginç nokta Moderna ile ilgili. Moderna'nın aşısı bu eksi 80 derecelerdeki depolamayı gerektirmiyor. O yüzden eğer Kanada sağlık ajansından onayı gelirse diğer aşılara tercih edilebilecektir diye de bir bilgiyi ben satır aralarında çok net gördüm. İşte pandeminin tarihi günü Kanada için böyle aşının başlayacağı gün olarak yeşil ışığın yandığı gün olarak tarihe geçti. Ama eyaletler açısından da bakıp size iki hani küçük tarihi gün diyeyim ya da tarihin tarihini not alacağınız iki haber vermek istiyorum. Birincisi British Columbia'dan. British Columbia'da bin dolarlık yeni bir yardım için başvuru başlıyor. Bu eyaletin bir yardımı. Federal hükümetin değil British Columbia eyalet hükümetinin bir yardımı. 2019 yılı geliriniz temel alınarak yapılacak olan uygunluğunuzun bu şekilde belirleneceği bir yardımdan bahsediyorum. Başvurular 18 Aralık'ta başlayacak. 18 Aralık'ta bu başvuru yerine giderek yani online tabii ki her şey gene buradan bilgilerinizi girebileceksiniz. 2019 gelirinizi yazmanız gerekiyor. Buna göre uygunluk alırsanız çok büyük ihtimalle Noel'den önce, Noel tatilinden önce e, bu paralar size yapmış olacak. Bin, e, bin dolardan Bahsettim Nasıl? Eğer bir ailenin geliri 125 bin dolar ve altındaysa ama geçen sene 125 bin dolar ve altındaysa o aileye bin dolarlık bir yardım yapılacak. 125 bin ile 175 bin dolar arasındaki geliri olan aileye bunun daha altı. Ama burada net rakam belirtmemişler sadece daha altı diyorlar. Sanırım oranla düşüyor. Yardım yapılacak. Tek başına yaşayan kişiler için yani single person için burada 62 bin 500 liralık dolarlık bir e, gelir düşünülmüş. Geliriniz 62.500'ün altında ise 500 dolarlık bu yardımı alabiliyorsunuz. 87.500'e kadar olan limitte de bu 500 doların altında bir e, yardım gelecek. 2019 beyanı temel alınmış. Ye, peki ya bu yıl bütün gelirleri de işlerini kaybedenler e, onlar ne olacak? Geçen sene iyi para yaptılar ama bu sene gelirleri yok. Oysaki özellikle tatil dönemi, e, Noel döneminde bu ek parayı isteyen kişiler için işte ne yazık ki orada bir sorun var. Burada da zaten liberaller çok yüksel yüklendiler biliyorsunuz, yeşiller, e, British Columbia'da. E, ancak bu tartışma devam ediyor. Neden yalnızca geçen senenin gelirine baktınız diye. Şimdi ben burada da Alberta'dan bir tarihi kapanma haberi veriyorum. Niye? Çünkü Alberta pandeminin başından beri bambaşka bir yol izliyordu. Ee, çok e, yani gerilimli değildi hiç pandemiye ve kapanma kurallarına bakışı ama rakamları, vakaları o kadar hızlı arttı ki çok acil önlemler almak zorunda kaldılar ve Şimdi yeni bir paket açıklandı. Birincisi pazar günü başlayacak olan önlemler var. Hemen onları söylüyorum. Çünkü 4 hafta devam edecek. Yani bütün tatil, bütün Noel dönemini içine alacak olan 4 haftalık büyük bir kapanma, ev hapsinden bahsediyoruz Alberta için. Alışveriş merkezleri, dükkanlar, mağazalar bunlar Yangın yönetmeliğinin onlara verdiği müşteri sayısının yüzde on 15'ini yalnızca içeri alabilecekler. Ee, restoranlar, barlar bu dar kapalı. Mekan içi servise kapalı. Ancak arabaya servis işte paket servisi yapılabilecek. Kuaförler, spor salonları, sinemalar, kütüphaneler, müzeler bu pazar kapanıyor. Dört hafta kapalılar. İbadet yerleri derseniz onlar da yine yüzde 15 kapasiteyle ancak açık olabilecekler. Ve mümkün olan... Herkes evden çalışacak. Bu e, bugünden itibaren başladı. Demin saydıklarım pazardan itibaren başlayacak büyük önlemlerdi, ama bugünden itibaren. Alberta'da mümkün olan herkes evden çalışacak. E, i̇şvereni eğer bunun gelmesi mecburi bu kişinin demiyorsa evden çalışacaksınız. İç mekan ve dış mekanlarda bütün toplantılar, bütün buluşmalar iptal edildi. Yalnız yaşayanlar için yalnızca çok yakın bir en fazla ikinci temas kişisine izin var ve maske tüm iç mekan iş yerlerinde mecburi İşte o mecbur oldukları için işe gidenler de mecburen maske takacaklar. Bu arada şöyle bir adım attı finans açısından Alberta. Daha önce bir e, grant adı altındaki bir desteği vardı kredi desteği gibi bunu 20 bin dolara çıkarttı bir anda 3 katı arttırmış oldu küçük ve orta ölçekli işyerleri için 20 bin dolara çıkarttı ve bunun uygunluk seviyesini de düşürdü %30'a kadar yani eğer sizin işyeriniz Mart ayından beri %30 gelir kaybı %30 ve üstünde olduysa işte bu grante başvurabileceksiniz daha dün Alberta'da 1727 vaka vardı. Bu %9'luk bir COVID-19 pozitif oranı demek. Yüksek bir oran. E, oraya 3.900 aşı gidecek. Bugünkü hesaplamara bakarsak e, işte acilen yaşlılara gidecek. Calgary'de 7.500 aktif vaka var. Edmonton'da da 9.300'den fazla aktif vaka var. Bu koşullarla 4 haftalık büyük ev hapsine hazırlanıyor Alberta. Böylece Galata turumuzu dağıtmış olduk. Pandemide tarihi gün haberinin ardından bugün özel bir röportaj yaptım. Evet daha önce dinlediğiniz iki kere para takibi e, takibiyle ilgili yani finansal hesaplar, banka hesaplarınızda ülkeler arasında otomatik bilgi değişimiyle ilgili. Üçüncü her şeyi oldukça derleyip toplayan, çok net soru cevaplardan oluşan önemli bir yayın mutlaka izlemenizi istiyorum. Daha çok Türkiye ayağına aslında bakıyor. Ancak o Türkiye ayağına baktığınızda daha doğrusu Türkiye ayağını da çok net ortaya koyduğu için sizin de daha önce yani birçok bilgiyle belki karışan kafalarınız biraz daha sakinleşecek. Ben diyorum ki çok bilgi yükledim bu konuda size ama o bilgilerle artık kendi süzgecinizi kullanarak sanırım bu konuda kendi yol haritanızı çizebileceksiniz. Ve elbette lütfen YouTube kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Türkçe haberlerin sesinin gücünü hep beraber artıralım. Destekleriniz için ben buradayım, siz de yanında olun diyorum. Evet böyle İrep Çakır, esen kalın diyorum.